STRV KKKKK. Dış görünüşüne bakalım. Var mı? Savaş ruhu mu bununki? Oo, oo baby baby. Bundan mı bahsediyorsun? Visitor bebeğim. Bu mu lazım sana? Oo yanıyor lan. Ha. Oo. Oo. At at. Bilinmeyen Discord'dan at bakalım. Come on. Kılıcımız var, kalkanımız var. 10 numara 5 yıldız. Güzel. Tamam. Uygula. Islandım. Üf. Şu an ıslandım. Üf. Mürettebat eğitimini hızlandır. Buna daha yetenek verebiliyor muyuz? Bu dayıya. Bir tam yeteneği var mı? Mesela 6. his vermek istiyorum ben buna. Seviliyorsun kardeşim. O zamdan hayırlı olsun 6 aylık araban gülümseyen surat. Eyvallah Timur'um. Thank you, thank you, thank you. 6. his verelim. Ver bebişim. %0, 0 mı? 0 mı? Ah be Wargaming be. Bunca şey yapıyorsun, bunları yapmıyorsun be. Ah yavrum ya. Ya ayıptır ya. Böyle şeyler olmaz ya. Ver baba anlık atış ver. Ver konforlu yolculuk ver ver. Ver. Tamam dur şunu ayarlayalım. Bakacağım senin şeyine de. Senin şeyine de bakacağım. Buna da bir güvenli depo verelim. Evet sonra da buradan bunları bir coşturalım. Eğit 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 eğit. Eğit. Mürettebat kitapları aç. Genel kılavuz. Tüm mürettebata uygulanır. Uygula. %88 oluyor. Çalışın ulan. Okuyun lan. %2 mi arttırdı sadece? Wow, you can really dance. Efendim, eğitim kılavuzunu verdik mi? Tamam, 10 numara. Haktan 19. Eyvallah bebeğim. Teşekkür ediyorum. Tamam. Mürettebat yeteneklerimizi de hallettik. Yeni gelenlere de kamuflaj verelim. Orta tankı sonuçta. Değil mi? Orta tank değil mi lan bu? Ağır tank mı lan bu? Fuck. Yanlış verdik o zaman bunu. Ağır tankmış ya lan bu. Ben niye bunu orta tank zannettim? Bunu bıraktıralım. Yanlış yaptık. İyi ki basın hesabındayız. Aa, hepsi gitti lan. Hepsi gitti komple. Altıncı his ver. Ver 6. his. Tamam. Buna ne verelim başka? Bu %100 olunca mı çalışıyor? %100. Sal bunu. Öğretmen. Keşif. Her derde deva. Yangın söndürme. Pam 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 pam. Ram pam pam ne versek ya buna dördüncü yetenek verebilemedim bak. Keşif verelim ya görüş mesafemiz artsın. Görüş mesafesi iyidir önemlidir. Bak bilseydim tam isabeti öne şeyi sona verirdik. Kötü oldu. Silahlar verelim topu bozulur herhalde bunun. Kaç saniyede bir ateş ediyor? Top yükleme 11 saniye yuh. Yuh. Buna da arazi sürücüsü verelim. Evet, telsiz kardeşim. Ne versin? %100'de çalışıyor. Sinyal mesafesi. Kaç ki bunun sinyal mesafesi? 757. Sal. Aktarma. Sal. İntikam yok. Yangın söndürsün hadi bu da ya. Topçu ne yapsın? Topçu da yangın söndürsün. Azıkla oynayacağım. Yanarsam en azından iki mürettebat birazcık fıçır fıçır bir şeyler yapar. Şincik. Evet. Tankımızın şekli şemali belli oldu. Ayarlarımızdan sesimizi de açalım. Açıkmış zaten. Şunu da bir 15 yapalım. Daha fazla sesimiz gelsin. Şimdi bu abimizi daha iyi tanıyabilmemiz için şöyle bir tanks.gg web sitesine bir yolculuğumuza çıkalım bakalım. Full tank listesi. Kaç seviyeydi bu? 9 seviye ağır tanklar. İsveç. STRV KKK. Bu ne? Ha, bu da şu ıvır zıvır. Ivır zıvırları da. Oo, bu da mı gelmiş? Helal. Tamam. Şimdi bebeklerim. Bu tankın topu 390 hasar veriyor. 252 mm deliciliği var. 500 metrede 242 mm'ye kadar düşüyor. Yükleme süresi 11,5 saniye. Nişan alma süresi 2,4. İsabeti 0,33 baz haliyle.
Hareket halindeki dağılımları fena. Nişan alma süremiz fena. Reload süremiz idare eder. DPM'imiz idare eder. İleri hızımız 40. Geri hızımız oha 18. Geri hızı çok iyi. Ton başına düşen beygir 16 beygir. Orta şeker bir hareket kabiliyeti demek bu. Zaten efektif top speed'e baktığımız zaman bu tank maksimum düz yolda 38 kilometreye çıkabilir. Sert zeminde, yumuşak zeminde 35, orta zeminde 35, yumuşak zeminde ise 21 kilometre hıza çıkabilir. Yani çamurdan mamurdan geçerken hızı yarı yarıya kaybediyor. Mermi masrafı 1000 kredi, o yüzden sıka sıka gidemezsiniz bu aletle. Sıka sıka giderseniz üzerler. Mermi uçuş hızı ise 1080 metre bölü saniye ile gayet güzel bir uçuş hızı. Upchir mermisine geçersek delicilik 310'a çıkıyor. Mermi uçuş hızı da 1350'ye çıkıyor. Ama mermi masrafı da 1015'ten 4400'e çıkıyor. Yani mermi masrafı 4 katından fazlaya çıkarken kazanım olarak 4 kat kadar bir kazanım elde etmiyoruz. Yani bu tankla normal mermi atmak zaten bizim birçok işimizi görecektir. Upchir mermi nadir. Yani nadiren lazım olursa kullanırız. Namlu eğilmesi 10 derece, kaldırması 18 derece, gayet güzel. Gövde zırhı 90-70, 37 ile çok aman aman bir şey beklemiyoruz. Taret zırhı 254'e 89. Can puanımız 1850 iken motor can puanı da 285. Yanma ihtimali %15. Motorun da can puanı çok değil. O yüzden dikkatli olmak lazım. Kamuflaj değerleri tırt. O yüzden bu tanka kamuflaj mamuflaj vermenin lüzumu yok. Baz görüş mesafesi 400 ile gayet güzel. Şimdi bu abimiz 3D model olarak, görsel olarak şöyle visual'a bakarsak bildiğiniz Kramwagen gövdesinin kafasına Centurion tareti yerleştirilmiş versiyonu. O yüzden şu komutan kapolasındaki zayıf nokta bu tankta da geçerli. Mantletin yanındaki zayıf noktalar bunda da geçerli. Şöyle yanlardan denk getirebilirseniz falan rahatça delebilirsiniz. Gövde troll, yani namlu eğilmesini kullanabileceğiniz bir yer bulduğunuz zaman gövdenizin üstünden delinmeniz çok zor. Ama genellikle düz zeminde olacağımız için gövdeden çok rahat bir şekilde delinebiliriz. Yani ben ağır tankım diye gaza gelip düşmana böyle kafa kafaya durmayın. Bu tank yalnızca kafasını kullanabilir. O yüzden siz de kafanızı kullanın. Mükemmel oldu lan. Mükemmel oldu valla. Kafasını kullanan iş yapar kardeşim bu tankla. Sloganı da belli. Kafanızı kullanın. Hele hele hele. Şimdi gelelim teknik özelliklerine. Ne takacağız bu abimize? Bir defa düşey dengeleyici takmamız lazım. Çünkü dağılımlarımız çok yüksek. Düşey dengeleyicimizi şöyle bir slotumuza getirelim. Düşey dengeleyiciyle tankın hareket halindeki dağılımları belli bir aşamaya geldi. Mürettebat yeteneği olarak zaten işte kardeşler takımımız olacak. Anlık atışımız, konforlu yolculuğumuz falan da olunca fena bir hale gelmiyor. Onun dışında bu tanklara normalde hani havalandırma falan verilir ya. Bu tanka havalandırma mı vereceğiz, bakacağız. Şimdi ben önce bir hızlı nişan alma verme tarafta alayım. Çünkü dağılımımız var. Nişan alma süremiz uzun. O yüzden hareket ettiğimiz zaman nişangah böyle kocaman olacak. Bunu birazcık hızlandırmamız lazım. Bu nedenle hızlı nişan alma verdim. Şarjörlü değiliz, bir şey değiliz. Yani Gunrammer'da kullanabiliriz. Böylece DPM'imizi de bir çıt arttırabiliriz. Ama buranın da bonusu olacak. Havalandırma koyarsan %6 bonus gelecek mesela buraya. İşte nişan alma yerine onu çıkartıp düz standart donanıma bakarsak 2.28 nişan alma var. Havalandırma ile beraber yani böyle düşüyor. Yani yavaş nişan alıp bekleyip nişan alıp ateş etmek mi? Yoksa havalandırma boostundan vazgeçip hızlı nişan alıp 2.1 saniyede biraz daha geç ateş etmek mi? Bunun tercihini size bırakıyorum. Ama şöyle baktığımızda birazcık daha sanki böyle şöyle oynamak biraz daha mantıklı gibi geldi şu an bana. Bunu bir de azık desteğiyle oynadığımızda evet yani mürettebatlarınızda yangın söndürme varsa olsun. olsun, tamam mı? O yüzden böyle kullanmak sanırım daha
makbul gibi geldi. Çünkü havalandırmanın faydası çok daha fazla bu tankta. Görüş mesafenizi falan da bayağı da arttıracak. Her şeyinizi arttıracak. Evet, bu tankta hızlı nişan alma yerine havalandırma. İyi nişan alacağız. Artık yapacak bir şey yok. Biraz daha bekleyeceğiz, o birkaç saniye daha. Beklenecek efendim. Hadi bakalım. Tankımızı inceledik. Nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Gerisini maçlarda göreceğiz. Hadi. Tam ekran ver. Donanımları tak. Go go go. Ben standart donanımları takacağım. Daha sonra ilk maç bir standart donanımlarla oynayalım. Sonrasında hep beraber tahvillilere geçer. Tank maksimum performansının nasıl bir şey olacağını bir görelim. Uygula bebeğim. Bir önce herkesin oynayabileceği şekilde oynayalım. Şuna 30 mermi. Şuna 3, 4, 5 mermi. Şuraya da 10 mermi. Şunu 4 yapalım. Bunu 31 yapalım. Tamam. Bence mükemmel olduk. On numara olduk, 5 yıldız olduk kardeşim. Müthiş, müthiş, müthiş. Tamam mıyız? Bence çok iyiyiz. Ne oldu şimdi? Top yükleme süremiz 9.45. Nişan alma süremiz 2.2 saniye. İsabetimiz 0.3 ile müthiş bir isabet oldu. Yani aslında maç başında snipe de yapabiliriz. Zaten çok hızlı değiliz. Maç başı pozisyon alamazsak snipe de yapabiliriz. Bakıyoruz, bakıyoruz. Görüş mesafemizde 460 metreye çıkarak hunharca düşman kendi hafif tanklarımıza, orta tanklarımıza ihtiyaç duymadan bile kendi spotumuzu kendimiz yapabileceğiz. Hadi bakalım, ilk maçımız gelsin. Bu tankla oynadığım ilk maç olacağı için, bu hesabın bu tankla oynayacağı ilk maç olacağı için muhtemelen 9 seviye bir maça düşeceğiz. Top tier'e düşeceğiz. Düşmezsek de hakkımızda hayırlısı. Evet, tankın dumanı üstünde. Çıtır çıtır, taze taze, sıcak sıcak. Bu tankın bu kaplamasına özel şarkı bu şarkı. Kaplamayla beraber geliyor. Sabaton'dan gelsin. Sabaton'du değil mi lan? Yanlış söylemeyelim. Hadi bakalım. Güzel de harita geldi. Güzel de maç geldi. 10 derece namlu ilmemiz var. Hunharca taretimiz var. O zaman neden şu tepelerden taret oynamayalım ki? Hadi bakalım. Senlak'tan spotumuzu yedik. Evet. Tankı Sauron yapmış gibiydi, değil mi? Yukarıdan iniyor böyle. Bu tareti biraz üzemezler. Bu tareti Centurion tareti. Ben bu tarete çok alışkınım. O yüzden öyle kolay kolay üzmezler siz. Siz üzülmeyin. Biz hallederiz bunu. Kim bunu nereden nasıl üzüyor? Hadi be. Orasque V95 reis iyi geldi ya. Ey T95. Sen kimsin ya?
Sen kim köpeksin T95? Hocam Boraska alıyor. Aa! Bunlar bunu aldılar, güzel. Kardeşim! Hocam Boraska alıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Boraska vuramadık ya lan oradan geçerken. Hadi bakayım sana bay. Treklendiniz mi? Treklenmediniz. Kep yapmayın lan. Kep yapmayın lan. Help. Ay. Ay. Kesin beni bekliyor burada. Gel. Kep yapıyorlar, sıçtık. Buna basıp benim kesip yürümem lazım. Vurma 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 vurma. Bir saniye. Go 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 go. Kardeşim ne oynadık be? Hocam, burası kep yapıyor. Ölüye sıkmayı biz biliriz. Biz biliriz biz. Hadi be. Nereden vuruyor lan öyle? Hocam kep yapıyorlar. Hocam arkadaş kaçıyor. Kaçtı ya lan. Ha! Ha! Sen de bitti. Hocam ayıp ediyorlar hocam. Hocam ayıp yaptılar bota. Botoş'a ayıp ediyorlar hocam. Hoca ayıp hoca. Bitir hoca bitir. Doldu hoca doldu. Allah sıçtık, geçmiş olsun. Öldüm. Öldüm. Aşağı doğru salıyorum. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Çok kötü yerde kaldım. Nasıl spotlandım ya? Orada nasıl spotlandım ben acaba? Hocam ya. 5000 damaj atacaktık ya. Hocam ya. Neyse, takımımıza galibiyetimizi hediye ediyoruz efendim. Standart donanımlarla, standart mermilerle mükemmel bir STRVK giriş maçı. 1-1. Tam bot oynasın diye yapmışlar tankı. Güzel alet. Güzel alet. Yayıncı matchmaking'i. Yayıncıya özel matchmaking. Ondan böyle. Kazanın lan. Nesi mi güzel alet? 9 seviye ağır tanka 8 seviye med tareti var. Kardeş bu 8 seviye med tareti dediğin taret hunharca zalim bir taret. Tareti kullanmayı bilirsen, birazcık da elin aşinaysa, ki benim elim çok aşina bu tareti kullanmaya. O yüzden sıkıntı yok. Mouse'a giden yolda indirim mi var? Gidebilirsiniz tabii. Mouse kötü bir tank değil. Güzel alet. Ama yolu birazcık şey olabilir. Yorabilir yani.
Ver müziği ver. Nerede müziğimiz? Helal be. Timur demiş ki, başkan tahville Chrysler mı yoksa yeni gelen Alpine VZ'yi mi almalı? Ben de Patriot var, Liberty'yi sevmiyorum. Buna göre düşünürsen sevinirim demiş. Şimdi genç Timur'um. Yani Liberty'yi sevmiyorsan ve Patriot'un da varsa elinde, sanırım Chrysler almak daha mantıklı. Mürettebat sıkıntısı yaşamazsın. Ama yani VZ'nin de oyun tipi farklı, Patriot'un da oyun tipi farklı, Chrysler'ın da oyun tipi farklı. Yani üçü de birbirlerinden bambaşka oyun tiplerine sahip aletler. Burada benim sana söyleyeceğim şey şu olacak. IS-3 oynayabildin mi? IS-3 hattını kastıysan eğer. IS-3'ü oynayabildiysen VZ-111'i de oynarsın. Ya da şöyle sorayım ben sana. Götten sektirmeli, böyle yandan sektirmeceli tank becerebildin mi? KV tankı mesela, KV-1. İşte ne bileyim T-150. Bu aletleri becerebildiysen ve bundan mutlu olduysan Chrysler al. Olay tamamen neyi yapabildiğine bağlı. Evet. Hadi bakalım. İlk maçımız Zafer 5 milyar milyon damajla. İlk maçımızdan neredeyse tankasını ucundan kaçırdık. Ölmeseydik maşallah madalyası bizimdi. Yüksek kalibre ve alayına gider madalyası, müttefik madalyasıyla mükemmel bir giriş yaptık. Bu arada 8 seviye dediğiniz taret arkadaşlar 2640 damaj sektirdi bu maçta. Ya arkadaş, bu tareti kullanmayı bilirsen tankın tareti sektirir. Tareti kuvvetsiz falan değil. Sen düşmana böyle durursan, şu şekilde durursan, düşman senden yukarıda olursa, evet, taretinin üst kısmı senin zayıf noktan. Şuradaki eğim zayıf kısım. Ama tam tersi, sen düşmana yukarıdan bakıyor olursan, işte o zaman da komple taret oto rikoşe modunda şakır şakır sektiriyor ki T95'ten falan sektirdik az önce, böyle sadece taretimi çevirerek ona gibi. Olay da nasıl kullanacağınızı bilmekte bunun. Onu bilirsen tadından yenmez alet. STRV Kaan'ın tareti. Topunu beğendim. Fena değil ama nişan alma süresi tahmin ettiğim gibi uzun. Uzun. Biraz uzun sürüyor ve o yüzden bazı anlık atışlarda atış kaçırabiliriz. Yo, sallamıyorum. Mr. Bilinmeyen kişi, tank incelememiz bitsin. O zaman hatırlat, o zaman izleyelim. Şimdi arayı bölmeyelim. IS-7 garajda ISM'i severek oynamıştım. Cevabımı aldım, eyvallah diyorsun. ISM oynadıysan ve beğendiysen tercihin tabii ki Liberty olmalı. Mantlet 236 mm. Arkadaşlar tabii ki 236 mm ama bunun mantleti böyle çok dümdüz değil ya, azıcık açılı. Gençler, taretinizi tepede kullanacaksınız. Dümdüz değil. Tepede kullanırsanız yemez. Sektirir bol bol. Bu demek değildir ki ölümsüz olacaksınız. Tabii ki yiyecek. Oğlum illa ki bir zayıf noktası olmalı yani aletin. Siz de kıllısını arıyorsunuz ama. Önce bir normalini buldunuz. Onun bir tadına bakın ya. Aa, ayıp. Aa. Reis projektörle 11 killi maç attım sana az önce, yeni oynadım. Eyvallah. Gönder. Şarlemanya oynayacak mısın? Maalesef Şarlemanya hesabımda yok. Ben hani o kiralık olarak incelemek için verilmiş bizim hesaplara. Ben o zaman yayınlara yetişemedim. Centurion 5-1'in tareti nasıl abi? 10 tiyardan koruma. Aynı taret işte, bu da Centurion serilerinin taretleri aynı. Ya bıraksaydınız, gelseydi bir tane de biz vursaydık gelişine, ne güzel geliyordu. Ama yağma çok güzel oturacaktı. Bak mesela bu tankı gidip aşağıda şurada Emil 2'nin olduğu yerde falan oynarsam, evet, mantletten hasar yer. Ama burada gelip burada taret oynarsanız hasar yemez.
Bak gördün, karşıdaki STRVK da mantıklı bir abimiz. Aynı bak benimkinin. Kaynım, tam bir kaynım. Benim kaynım şu anda bu. Aynı, kaynım da aynı. Evet. Veremezsin bunu madde. Sabaha kadar birbirimize böyle ateş ederiz. Delişemeyiz. Olay tamamen bu. Siz kaptınız şu anda mevzuyu. Mera 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 mera. Kaymera kaymera. Mera mera mera. Hadi bana. Bana kalmadı mı kaymeradan? Aha. Bebek. Fuck you bitch. Görmedi beni. Ama kör atabilir buraya. Atma lan. Görmür atma sakın. Adam ol, aklını alırım. Ben sana kör vururum. Aha, ekmek. Tülay. Tülay dur öyle. Fuck you. Bitch. Nasıl delinmez ya? Aha kaymera. Dur öyle. Kıpraşma. What? Orada duruyor hala. Aa kör attı. Şerefsize bak. Abi nasıl delinmiyorsun sen? Ay herif bir de kör vurdu beni ya. Rot gitme Tülay. Tülay. Tülay gitti. Aga. Bu üzdü beni şu anda. 0.3 isabet ama tutturamıyoruz. Bu beni üzer. Birazcık. Pantera seni üzecekler. Pantera ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun çocuğum? Pantera bitir M103'ü. Bitir. Ah be Pantera be. Hadi be kilitledim Udes. Vur adamsın. Lan. Konsept. Siz onu yemeniz lazım. CS ve konsept. Siz onu çiğ çiğ yemeniz lazım. Aşağı iyi. AMX50-120'yi yersek sıkıntı yok. Tek derdim şuradan geçerken prot'tan yemek ya da yememek. İşte tüm mesele bu. Boraske'yi bitir. Bitir hocam. 10 numara. İşte bu. İşte bu kötü oldu. Bak STR falan vuruyor orada. O shit. Kötü oldu. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Abi. 6 mermisi var ya. Vur vur bitmeyecek. Öldük 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 be. Öldük be. Çok kötü yakalandık ya. Çok kötü yakalandık. Yanlış oynadım. Böyle oynamayacaktım. Böyle oynarsam bak bu maçı kaybedersek benim yüzümden kaybedecek. Yanlış oynadık. Gaza geldik. Gelmememiz lazımdı. Çünkü buradan gelen tehdit çok netti yani. Hani prot olmasa STRV vardı. STRV olmasa Chimera'nın ikincisi vardı. Buradan buraya vurabilirlerdi bunlar. Bizim zaten buraya gelmemiz büyük riskti. Ne yapacaktık biliyor musun? Biz şöyle arkadan oynamamız lazımdı. Şuradan basmamız lazımdı. Konseptle beraber. Bak konsept de öldü. Bizim Udes de öldü. Ben de öldüm. Yanlış yerden oynadığımız için burayı kaybettik. Tamamen bizim hatamız. Tamamen benim hatam. Udes'le beraber gaza geldim. Yani sadece Udes'i kaybedip orada konsept 1B'ye destek vermem lazımdı. Yanlış oynadım. Ama sanki alacaklar gibi maçı. Sana ne zaman bu modluk vereceğim Meka? Kardeşim! Davey biraz daha seninle dalga geçsin, ondan sonra hallederiz o işi.
Tank hata kaldırmıyor fazla. Tahvilli sürgü takıp ilk slota can puanı donanımı ekle bence demiş. Bence gerek yok ya. Bence gerek yok. Mecha kendi kendini ifşa ettin şu anda oğlum. Ben de abonmanlık yok dedin. Herkes de gördü soruyu. Şimdi seninle daha fazla dalga geçecekler oğlum. Bak yanlış oynadın. Yanlış oynadın oğlum. Obje 777. Amix 5120'yi vurur bence. Kardeş ama o kenarda, sen buradan sola dönmen lazım. Cık. Yanlış yere döndün ya. Reis orada değil o. Adam ölüm yolundan kepe gidecek. Bak bak bak. Reis. Ben şimdi Aslan'ın şarfutunun önünde belirecek. Şuradan çıkacak bak. Banana Bey. Şuradan böyle gelecek. Buradan bir yerden, şuralardan bir yerden fışkıracak. Sonra 10 saniye kala falan bak. İzle. O kadar sürmez bile belki. Evet geliyor. Yaşar. Yaşar. Geliyor. Evet. Evet. Yarışmacımız Yaşar. Geliyor. Geliyor. Evet. Evet. Hala nasıl gelmedi lan? Gelmiş olması lazım şimdiye. Woo! Reis çok enteresan yollardan ya. Ne yaptın? Şarfur bu işi çözer ya. Şarfur kardeşim. Şarfur. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Atıl oğlum. Atıl kurt. Amorek yiyormuş falan. Bam. Aha götten yakaladı. Aha vuramadı. Bir daha. Lan Şarfur. Obje 777 vurdu lan oradan. Üzücü. Ah be kardeşim be. Kötü oynadık ya. Bir tane kör mermimiz girmiş. Bereket versin. Ulan be bu maç ben ne yapayım. Yapardık bunu ya. Yapardık bunu be. Şimdi. Nasıl yapacağız? Şimdi bu abiyi şundan mı şettiriyorduk? Araç nitelikleri bilmem ne. Heh. Kapat bakayım. Seviye arttır, seviye arttır. Şimdi ikinci slotu nereden açıyorduk? Hangisi açıyordu? Heh, çift modifikasyon. Bu ne? Altıncı seviyede mi açılıyor? İkinci donanım yuvası kategorisi. Ha, üf. Üf. Neyse ki milyar milyon tane şeyimiz var. Ver hadi. İçim de gitti yalan. Ulan basın hesabında olsam bile yine de içim gitti ya. Şimdi şuna şey seçeceğim. Atış gücü seçeceğim. Tamam mı? Top performansını biraz daha iyileştirmemiz lazım bizim bunu. Al. Şimdi her araziye uygun süspansiyon. Göğde dönüş hızına süspansiyon dayanıklı, her tür arazide hızı koruma. Bu ne? Aa, bu iyiymiş lan. Bunu seç. Ver al, hafif süspansiyon al. Bu ne? Nişan alma hızı 5, nişan alma çemberi boyutu. Bu ne lan, bu saçma. Çok saçma bu seçenek ya. Bu ne? Görüş mesafesi şok şok. Ay ben şok.
Periskop ver lan. Ver hadi görüş mesafemiz artsın. Bu ne? Top dönüş hızı. Ha, taret dönüş hızından bahsediyor. Geri hıza 2 kilometre. Taret hızını arttırıyor. Geri hızdan kaybediyor. Zaten 18 geri hızı. 16'ya düşse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Top dönüş hızımız artar. Top dönüş hızımız artarsa şey olur mu peki? Dağılımımız artar mı? Artar ama artsın hadi bakalım ya. Abi saçma sapan bir seçim yaptık. Bu ne? 1, 2. Ha bu şeyler slotlar. Biri donanım şeyi, biri mermi bilmem neleri. Peki. Saha geliştirmelerini de verdik. Bu abimize şimdi ne vereyim abime? Bunların hepsini şey yapalım. Son maçımız. Şimdi havalandırmayı aldık. Niye bunu alamıyoruz? Ver reis. Sök onu. Tamam. İyileştirilmiş kompresör mü taksak lan? Hı? Zaten şunu söküp depoya gönder. Kaça düşüyor reloadumuz? 10,5 saniye oluyor. Peki bunu takarsak? 9 saniye. Tak tak tak. Boşver tak. Kompresör kompresör sal. Biz bilmezik kompresör falan. Kompresör neymiş ya? Eskiden kompresör mü vardı? Atmosferik kardeşim bütün motorlar. Turbo murbo mu vardı lan eskiden? Harran'da turbo mu vardı? Öyle bir şey yok. Devam. Devam ki. Hadi bakalım. Üçüncü maçımızı oynayalım abimizle. Let's go. Mühimmat mı eksik? Nasıl lan? Ha ikinci slotları mı diyor? O çok yavaş lan. Uf çok uzun sürüyor bunu değiştirmesi. Kötü. İkiyi seçmeyeceğiz zaten. Devam. Devam ki. Oğuz Kutbay. Biliyorum canım. Eyvallah. Ver. Ver bana RNG'leri ver. Ver Amorek ver bu maç bir tane. Ah yavrum benim be. Aldım. Bu maç şimdi coşacağız. Solda oynayacağım. Taret oynayacağım. Hayır suç kankam seni soluna geçmek istiyorum. Heh. Reis ya. Tam bir reissin. Şimdi karşıda ne var? TNH var. Sharfutur 430 ELC MLC. Şuna geçerken bir tane vurmak istiyorum. Ya hak! Olmadı be. Beni oradan açtı ya. Ağır tank olmanın kötü yanları. Ya hak! Olacak gibiydi bu defa. İnanmıştık. TNH geliyor. Obje 400. Aa, bunlar bize arkalı önlü cibili cibili şak 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 yapmasınlar bize lan. 50. 50. O objeyi oraya geçirmemiz lazım ya. Olmadı. Olmadı. Yakıştı mı sana? Yakışmadı. Tenehe. Teneke. Teneke bebeğim. Ağzına vururum. Akıllı ol. Help. 430. Akıllı ol, ağzına vururum senin de ha. Ağzına vururum. İnşallah double değilsinizdir siz. Help! Benim tenekem nerede?
Kardeş bizim takımın tenekesi nerede? Ballon d'Or'u nerede bizim takımın? Hadi be. Yapma be gülüm. Yakıştı mı? Ama isabet niye böyle yapıyor? Nişan alma süresinden kaynaklı. Çok gaza gelmemek lazım. Gaza gelmemek lazım. Şu çok saçma. Tamam, güzel oldu onun ölmesi. Daha iyi oldu. Hadi bakalım. Uzat lan. Yapma be. Doldu hocam, doldu. Ne oldu lan? Ne oldu? Aldın mı ağzının payını? Orada bir obje varmış. Obje. Ah, bizimki ateş etti. Bir ateş etsen de bassak kardeşim. Güzel olmaz mı? 50 reis yükleniyor. Arkasının önünde gel 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 gel. Hop, hadi bakalım. Bay. Bay. Oğlum gaza getirme lan beni. Sabaton. Arkadaşlar, alet güzel, alet tatlı, alet ponçik. Ben beğendim. Peki şimdi size bir soru soracağım. Bu alet 9 seviye ya, premium mu, para kazandırıyor muydu bu? Bunu bilmiyorum ben. Bilmediğim için gerçekten soruyorum. Böyle bir muhabbet sanki başlıyordu VOD'da. Değil mi? Öyle bir şey vardı sanki. 9 seviye bir premium tank. Para kazandırmalı. Tamam. Evet, kazandırıyormuş. Nereye gidiyor? Evet, ilk 9 seviye premium tankı değil mi bu? Tamam. Yanlış bilmiyormuşum.
Hem premium tank para kazandırıyor hem de tahvil kazandırıyor. Okey. Ya bir de çok enteresan. Doğal olarak özel matchmaking'i var değil mi bunun 9 seviye tank olduğu için? Sadece 10 seviye görüyor. Hani 2 seviye üstü yok yani. 8 seviyelerden böyle de bir farkı var. Velhasıl 3. maçımızda da 3400 hasar attık, 4 kill aldık. Yani dediğim gibi dikkatli ve makul oynadığınız zaman güzel hasarlara çıkabiliyorsunuz. Şimdi para kazandırmasına da baktığımızda 92.000 kredi aslında bu maçta vermiş ki zaten bu tankla hani ortanın üzerinde çıkaracağınız maçlar bunlar. 92.000 kredi güzel bir kredi. Tabii ki benim şimdi eksi 40.000'imi burada şeyi düşünmeyin. Eksi 40.000 niye var? Çünkü benim şunların hiçbirisi depomda hazır değil. Sizin yapmanız gereken de bu maçlarda eksi 40 yazmamak için, şurada eksi 40 yazmaması için bu tamir malzemeleri, işte azıklar, mazıklar, bunlar indirime girmesini bekleyip indirimde topluca satın almanızı her zaman öneriyorum size. Bunu yaptığınız zaman maç başına eksi 40 yazmazsınız da artık burası sıfır olacağı için, burası 7.000 değil 47.000 lira kar edeceksiniz. 47.000 kredi kar edeceksiniz maç başı. Bu da size zaten uzun vadede çok güzel miktar paralar kazandıracak. Ondan sonra daha fazla artık sarf malzemesi satın alabileceksin indirimde. Böyle bir pozitif döngüye girmiş olmaya başlayacaksınız. Para kazanma yollarından bir tanesi de budur. Bir defa toplu bir şekilde sarf malzemesi alırsın. Sonra maç başına sarf malzeme parası vermeyerek kar etmeye başlarsın. Sonra ettiğin karlarla daha fazla sarf malzemesi alırsın. Böyle bir döngüdür bu. Bunu uygulayın. Velhasıl benim ey yorulamam 3 maçtan sonra beğendim. Like the Movik. Güzel alet. Tam böyle benim isteyebileceğim tanklardan biri. Evet, sizin dediğiniz gibi hani supercharger, yani turboda takılarak bu tanka tank hızlandırılabilir. Hızlandırıldığı zaman da tam Centurion tankına dönüşüyor aslında. Zaten hızlanmışı var elimizde. Centurion. Yani buna turbo taktığın zaman bu tank ne oluyor biliyor musun? STRVK. Şu oluyor. Bu oluyor. Bu. O tankın hızlısı. Taret aynı taret. Top neredeyse aynı top. Tabii bunun şey topu, 105'lik topunun takıldığı olduğunu düşün. Tak diyelim. Bak, tak şimdi topu. Bak. Gördün mü? Taret aynı taret. Top aynı top. Neredeyse çok benzer. Yani birebir aynısı değil de çok benzer. Yani hareketlilik falan çok benziyor olacak. Hareket kabiliyeti falan işte bu 50 ile gidiyor, o 40 ile gidiyor. 45 falan olacak ona turbo taktığında. Hani bu da zaten hep 50 ile gitmiyor falan filan. Özgül gücü yükselecek, o 16 idi, bunun 18, o da 18'e falan çıkacak. Falanlar filanlar yani. Yani var zaten yapılmış. Aha, bununla oyna. Şaka bir yana. Canınız nasıl istiyorsa öyle oynayın tabii de. Yani STRVK güzel. Ben beğendim. Yes, bu tankla ilgili böylece incelememizi de bitirmiş olduk efendim. Biraz geç kalınmış bir inceleme ama en azından inceledik. Aklımızda kalmadı, içimizde kalmadı. Görmüş olduk. Merak ediyordum bu tankın maç performansını. İzledim daha önce başkalarının incelemelerini, tabii maçlarını falan izledim ama yine de bir kendin oynamak gibi olmuyor tabii ki izlemek. Size de aktarabildiysek biraz bir şeyler. Olay bu. Hadi bakalım. Lan Mr. bir şeyler. Bana Discord